Arkadaşlar hoş geldiniz. Tek uzağım öğrenci koçu Tuğba ben. Canım. Selamlar YKS tayfa, herkes hoş geldi. Nasılız? Keyifler nasıl? Umarım sesim geliyordur, bir problem yoktur. Merhabalar herkese. Merhabalar arkadaşlar. Bugün neden buradayız? YKS Tayfa sınavımıza yaklaşık 6 ay kaldı ve konuları yetiştirip kazandıracak bir ders çalışma programına hepinizin ihtiyacı var biliyorum. Merhabalar Celal'cim, hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Herkes iyidir umarım. Şu an sesim geliyor mu seminerde olan arkadaşlarım? Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Ha, harika. Zeynep'ciğim sen de hoş geldin. Harika. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar Sinem. Çok güzel. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Sınava gün geçtikçe yaklaşıyoruz arkadaşlar. Heyecanlısınız biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Bugün çok güzel bir konuyu ele alacağız YKS Tayfa sizin için. En çok sorduğunuz sorulardan biri. Hocam şimdi başlasam yetiştirebilir miyim? Hocam hedefim tıp. Hedefim hukuk, hedefim mühendislik. Olur mu diye çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de toplu bir seminerde yanıtlamak istedim bu sorularınızı. Esma'cığım hoş geldin. Hiçbir şey kaçırmadın. Daha yeni başladık. Herkes iyiyse, herkes hoşsa başlayalım o zaman. Vakit kaybetmeyelim. Nasıl gidiyor arkadaşlar süreciniz öncelikle? Çalışmalarına başlayanlar var mı? Mezun olanlar var mı? İlk kez hazırlananlar var mı? Biraz tanımak istiyorum sizi. Neler yapıyor bu tayfa? Neden kötü İrem? TYT sonundayız. Aynen öyle. Mezunuz. Esma mezun. Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Sinemcim geç kaldığını düşünüyor olabilirsin. Birçok arkadaşın senin gibi düşünüyor ama doğru programla her şey mümkün. Geç kalmadın. Açığa geçtin evin. Çok güzel. Zeynep mezun. Nisa ilk kez girecek. Sinem de mezun. Çok güzel. İrem ilk kez girecek. Hasan ilk kez girecek. Kimlerin hedefi nereler? Kimler nerelere yolcu olacak bu yıl? Çok iyi yapmışsınız açığa geçen öğrencilerim. Güzel. Hacettepe Tıp. Başka? Gazi Hukuk. İnşallah. Çok güzel. Çok havalı. Biz de Ankara'dayız Evincim. Eğer kazanırsan kurumumuzu ziyarete gelirsin. Olur mu? Ege Tıbbi Görüntüleme. Çok güzel. Irmak. 2 yıllık bir bölüm. Sıla Hukuk istiyor. Nisa Eskişehir Hemşirelik. Çok güzel. Nisa'cığım ben de Eskişehir'de okudum. Eğitim Fakültesinde. Ben de okul öncesi öğretmenim arkadaşlar. Bakalım hangilerinizle meslektaş olacağız? İngilizce öğretmeni. O zaman sen YDT'den gireceksin İrem. Mütercim tercümanlık İzmir Ege Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp. Wow, harikasınız. Çok güzel. Hedeflerimiz muhteşem. İnşallah bu hedeflerimize ulaşacağız, yakalayacağız. Ben hepinizde çok güveniyorum. Peki çalışmalarına başlayanlar var mı? Yeni başlayacak olanlar var mı? Kimler başladı çalışmalarına? Destek alan var mı? Programı olan var mı? Başladık fakat düzenli değil. Yeni başladım. Bir türlü düzenli çalışamıyorum. Destek almıyorum. Neden devam etmedin Sinem? Sinem bir dershaneye kayıt olmuş ama devam etmemiş. Geç kalmışlık hissi olduğu için düzenli çalışamıyorum. Çok haklısın. Çok ayrım vardı öğrenciler arasında. Ben de hiçbir destek almıyorum. Çok güzel.
Yani içimizde destek alanlar da var, almayanlar da var. Mezun tayfa da var, ilk kez giren tayfa var, tayfa da var. Geçen yıldan çalışmalarına başlayanlar da var. Bu yıl henüz başlamayanlar, yeni yeni başlayanlar da var. Karma bir kitle var, çok güzel. Şimdi arkadaşlar içerisinde bulunduğunuz aslında psikolojiyi çok iyi anlayabiliyorum ve size çok hak veriyorum. Çok haklısınız. Özellikle Ocak ayı geldiğinden beri yani yeni yıla girdiğimizden beri YKS öğrencilerinde inanılmaz bir gerginlik ve stres var. Çünkü her bir geçen gün işte bir gün daha yaklaşıyoruz ve sanki konular böyle dağ gibi yetişmeyecek. Ne yaparsak yapalım biz hep eksik kalacağız. Hep geride kalacakmışız gibi hissediyoruz. Bunu birçok öğrencimden duydum. Böyle hissetmekte haklısınız. Ama eğer arkadaşlarım, bakın bunu parantez içerisinde söylüyorum. Eğer doğru bir ders çalışma programınız varsa ve doğru nitelikli bir destek alıyorsanız bu kaygıyı yaşamanıza gerek kalmayacak. Çünkü evet her şey zamanla oluyor ama bir anda kendimize yüklenmemiz de doğru değil. Her günün bir sorumluluğu var arkadaşlar. Her saatin bir birimi var. Sen üzerine düşeni yapmakla mükellefsin ve verim almakla mükellefsin. Yoksa nasıl koskocaman bir ekmeği tek lokmada yiyemiyoruz? Lokmalara bölüyoruz değil mi? Dilimlere bölüyoruz. Yani hem hazmede o ekmeği yemek hem onun tadını almak hem gerçekten doymak böyle bir şey. Aksi takdirde kendinize çok yüklendiğinizde hem psikolojik olarak hem de ders çalışma olarak yani fiziksel olarak da inanılmaz yoğun bir tempoya girdiğinizde bu sizi başarıdan uzaklaştırıyor. O yüzden öncelikle doğru çalışmanın önemli olduğunu bir kendimize kabul ettirelim ama sadece dilimizde değil. Bunu kabul edeceğiz. Zihnen de kabul edeceğiz. İrem hiç destek almıyor. Mezunum hocam, kurslara gidiyorum ama verim alıyor. Yani kurslarda ben örgün eğitimde artık birçok YKS öğrencisinin gerçekten verim alamadığını ve birçoğunun da sizin gibi eğitimini yarıda bıraktığını çok duydum arkadaşlar. Ve sebebini sorduğumda genel geçer böyle sizin verdiğiniz yanıtlara benzer yanıtlar aldım. Peki hocam, konuları yetiştirip kazandıracak bir puan alabilmek için YKS çalışırken biz nelere dikkat etmeliyiz? En çok gelen soru. Ve bunu 5 farklı maddede cevaplandırdım. İç isteyenlerle aynı muameleyi görünce vazgeçtim hocam. Değil mi Sinem? Yani ne kadar seviye ayrımı yapılmıyor. Yani senin hedefin çok başka, arkadaşların hedefi çok başka ve ikiniz de yaklaşım aynı. Her birinizde program aynı, ders saati aynı, özel bir yaklaşım yok, özel bir muamele yok. Bu çok doğru bir şey değil. Bir, arkadaşlar gireceğiniz sınavı çok iyi tanımanız gerekiyor. YKS milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınav. Birçoğunun idealist bir şekilde çok böyle tam teşekküllü hazırlık yaptığı bir sınav. Gireceğiniz sınavı çok iyi analiz etmeniz ve tanımanız gerekiyor. Kural bir, yaz kenara sınavı çok iyi tanıyacağım. İki, öğrenme yapınızı keşfetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki öğrenme yapısı nedir? Bunu bilen var mı? Öğrenme yapısı nedir bilen var mı? Ne olabilir bir akıl yürütelim. Öğrenme yapısı deyince aklımıza ne geliyor? Mesela TÜİK eğitim analizlerine girmiş öğrencilerin var mı aranızda? Hiçbiriniz girmediniz mi analizlere? Konuyu anlayıp öyle pekiştirmek. Belirli kapasite gibi bir şey mi hocam? Okuyarak mı din? Aynen öyle. Hasan kısmi olarak doğru yanıt verdi. Esma'cığım seminerde kal. Seminer sonunda analizimizin linkini paylaşacağım. Arkadaşlar öğrenme yapısı tıpkı kişinin parmak izi gibi sadece kişiye özel. Onun hangi yöntemle ders çalıştığında daha iyi öğrenebileceğini, öğrendiği bir bilgiyi ne kadar sürede unutacağını, öğrenme süresinin geç mi, yavaş mı olduğunu, hatta stres, kaygı gibi onu etkileyecek psikolojik özelliklerinin ölçüldüğü bir kavram. Yani öğrenme yapısı bir öğrencinin aslında her şeyini etkileyen en önemli kavram diyebilirim. Ama bakın birçoğumuz daha anlamını bile bilmiyorken bunu bilmemiz bekleniyor bizden. Ve bunu da hiçbir eğitim kurumu önemsemiyor. Ama sınavda başarılı olmanın temel sırlarından biri kişinin kendisini çok iyi tanıması ve öğrenme yapısını keşfetmesidir arkadaşlar.
Aynen öyle Sinem, haklısın. Neyi nasıl öğreneceğimiz mi hocam? Evet, kısmen doğru cevap verdin, haklısın. 3. Derslerdeki mevcut seviyenizi bilmek zorundasınız arkadaşlar. Özellikle bakın eşit ağırlıkçı öğrencilerime söylüyorum. Onlarca dersiniz var. TYT'si ayrı bir dünya, AYT'si ayrı bir dünya. Sadece ders olarak da demiyorum. Bu derslerin alt başlıklarında onlarca konu ve yüzlerce alt konu var. Ve senin sahip olduğun bir seviyen var. Matematikteki başarın kadar Türkçe'de başarısızlığın olabilir. Her derste seviyen farklı olabilir. Neden? İlgin farklı, o derse daha önce yaklaşımın farklı, ayırdığın süre farklıydı. O yüzden mevcut seviyeni bilmeden yola çıkmamalısın. Bakın arkadaşlar, bunlar size hedefinize ulaştıracak kritik noktalar. 4. Ders çalışmaya ayırabileceğiniz süreyi çok iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Birçoğunuz özellikle ilk kez girecek olan tayfa okula gidiyor. Meslek lisesi ise öğrenci staja gidiyor. Eve geliyor, yemeğini zor yiyor, zor uyuyor. Kursa giden var, dershaneye giden var, okul kursuna giden var, etüte kalan var gibi gibi gibi. Çok fazla bölünüyorsunuz ve arda size kalan ders çalışabilecek süre yok ki arkadaşlar. Bunu ayırmanız gerekiyor. Ve birçoğunuzun da çok ütopik hayaller kurduğunu, 10 saat masanın başından kalkmayacağım hocam, ah bir oturabilsem dediğinizde çok iyi biliyorum ama doğru yöntem bu değil arkadaşlar. Program gerçekçi olmak zorunda. Yani senin 3 saatin varsa o 3 saati verimli bir şekilde değerlendirmek zorundasın. Esma'nın 5 saati olabilir. Bir başka arkadaşın mezundur, bütün gün ders çalışmak için uygundur. Onun ayırabileceği süre ona özgü olmalıdır. Ama bunu bilmen gerekiyor. Hocam geçen sene deprem sonrası açık liseye geçtim. Okul veya dershaneye gitmiyorum. YouTube üzerinden çalışmaya çalışıyorum. Şu an TYT çalışıyorum. Konuların çok azını bitirdim. Yusra, gerçekten verim alabildiğini düşünüyor musun YouTube'dan? Ayşe'cim, zaman herkesin sorunu. Ama zamanı yönetmek senin elinde. Eğer ki doğru zamanı ayırırsan ve zamanını doğru derslere, doğru konulara önceliklendirerek ayırırsan, yani zamanı doğru yere yatırım yaparsan bence böyle bir sorun yaşamazsın. Geldim en önemlisine 5 arkadaşlar. Verimli bir çalışma programı oluşturup öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz konulara göre düzenli olarak ders çalışma programınızı güncellemelisiniz. Yani şu değil: hocam ben kara düzen bir program yaptım. Ne es veriyorum, ne duruyorum, ne öğrendim mi, öğrenemedim mi, hiçbir şey umurumda değil. Kara düzen, dümdüz ders çalışıyorum. Derseniz, sınavda üzülerek söylüyorum, kötü bir sürpriz sizi bekliyor olabilir. O yüzden lütfen belirli periyotlarda es verip ben yolun ne kadarını kat ettim, yaptığım çalışmaların ne kadarını öğrendim, ne kadarını öğrenemedim, bunları çok iyi analiz edip ona uygun aksiyonlar alıp devam etmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim bu yıldızlı maddelerimize. Yani size altın puanı aldıracak bu 5 yıldızlı maddemizi tek tek ele alalım arkadaşlar. Aynen öyle. Esma diyor ki plan yapmıyor ki, öyle izleyip geçiriyor. Aynen öyle. Ben YouTube'dan çok verim alamadım hocam. Düzen sorunu yaşıyoruz. Ya kesinlikle. Evet, verim alıyorum, lakin herhangi bir hoca gözleminde olmadığım için çalışmalarım çok düzensiz. Zaten Yusra'cığım bak, gözlem altında olmadığın için verimin sonucuna yansıyor mu yansımıyor mu? Gerçek verim somut olarak kanıtlanabilir. Eğer kanıtlanamazsa, yani sen izliyorum hocam çok da keyif alıyorum öğreniyorum gibi de geliyor deyip de denemelere girdiğinde hala aynı netleri yapıyorsan, bu demek ki verim alamadığın anlamına geliyor. Hocam ben mezun öğrenci olduğum için çokça vaktim var ama uzun süre çalışamıyorum ve yeterli verimi aldığımı da hissetmiyorum. Bazen yetişemeyecekmiş, yine yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Zeynep, destek alıyor musun? Tek başına mı çalışıyorsun? Bu benim için önemli.
Şimdi geldim, Zeynep yanıt verirken bir yandan da YKS'yi tanıyalım. İçimizde dilcilerimiz de var. AYT'ye girecek olan tayfa da var. Sadece ön lisans, işte tıpkı diğer öğrencimiz gibi, tıbbi görüntüleme isteyen öğrencimiz gibi, sadece TYT'ye girecek öğrencilerimiz de var. Arkadaşlar, YKS toplamda iki farklı oturumdan yapılıyor. İlk oturum zorunlu. Senin hedefin ne olursa olsun TYT'ye girmek zorundasın. Ve TYT'nin sana sağlayacağı katkı %40. Ne olursa olsun, ister AYT ile bölüme yerleş, ister YDT ile yerleş, sen TYT'de %40 oranında başarını etkiliyorsun. Yani çok önemli bir rol oynuyor. Toplamda 120 sorudan oluşuyor. 135 dakikalık bir süren var. Ve eğer sadece TYT'ye girersen ön lisans bölümlerini tercih edebiliyorsun. Bu 120 sorunun da 40'ı Türkçe, 40'ı matematik, 20'si sosyal, 20'si fen bilimlerine ait. AYT kendi içinde 3 aşamaya ayrılıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Ve her birinde toplam soru 160 tane soru var. Toplam bu soruları yanıtlamanız için verilen süre ise 180 dakika. AYT'ye kimler girer? Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerini İsteyen öğrenciler AYT'ye girmek zorunda ve eğer öğrenci AYT'ye girdiyse puanının %60'ını AYT'den, %40'ını TYT'den alır. Hesaplama bu şekilde yapılır. Toplam AYT'de de matematikte 40, fen bilimlerinde 40, Türk dili ve sosyal bilimlerin birinci kısmında 40 ve sosyal bilimlerin ikinci kısmında da 40 soru oluşur. TYT 120 soru, AYT 160 soru, bunu unutmayalım. AYT %60 önemli, TYT %40 önemli. Anlaştık mı? Gelelim dilcilerimize. Yabancı dilden girmek isteyenler, işte İngilizce öğretmenliği, Fransızca öğretmenliği, Arapça öğretmenliği, mütercim tercümanlık gibi gibi gibi. Yabancı dille bağlantılı olan bölümlere, fakültelere yerleşebilmeniz için arkadaşlar AYT yerine YDT sınavına giriyorsunuz. Birden fazla dilde yapılıyor. Uzmanlık alanınız hangi dilse o dilin sınavına gireceksiniz. Ve toplamda 80 sorudan sorumlu olacaksınız. 120 dakikada bu 80 soruyu yanıtlamanız gerekiyor. Üniversitelerin 4 yıllık dil bölümlerini tercih etmek için tıpkı AYT'nin görevini görüyor. %60 YDT, %40 da TYT'den puan alıyorsunuz. Peki daha önce giren mezun öğrencilerim, sıralamanız ortalama kaçtı? Ortalama kaç? En yüksek sıralaması olan kim aramızda? Kaç sıralama yaptık? Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Esma yüz binlerdeymiş. Bir de hangi alandan kaç sıralama yaptık? Sayısaldan mı, sözelden mi, eşit ağırlıktan mı? Onları da yazalım lütfen. Evet Esma, sen bayağı başarılısın ama tıp dediğin gibi gelmiyor. Tıp için bakın önümüzdeki tabloya, 50 bine, ilk 50 bine sayısalda girmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, YKS öyle bir sınav ki hani KPSS gibi şey değil. Ay 90 aldım kesin atanacağım, kesin yerleşeceğim gibi bir sınav değil. Burada puandan ziyade başarı sıralamanız çok önemli. Çünkü bu sınava milyonlarca öğrenci giriyor ve onların içerisinde belirli bir üst level'daki sıralamaya yerleşmen gerekiyor. Ve bazı çok tercih edilen bölümleri ele aldım özellikle. Çünkü bilmeyenleriniz var aranızda. Yani hocam ben şu kadar puan aldım, açıkta kaldım. Neden? Çünkü sıralaman yetersizdi. Yani puan olarak değil, sıralama olarak kendini yarıştırman gerekiyor rakiplerinle. Bunun için de bilmen gerekiyor. Aksi takdirde bu sayacağım bölümleri tercih edecekseniz eğer arkadaşlarım, bu taban başarı sıralamaları içerisine girmek zorundasınız. Aksi takdirde bu bölümleri tercih etmenize izin verilmiyor. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum tıp. Birçoğumuzun hayali o beyaz önlük, havalı ismimizin önündeki doktor unvanı. Bunlar çok havalı. Birçoğunuz istiyor, sayısalcıların özellikle. Tıp için sayısalda ilk 50 bine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Diş hekimliği için ilk 80 bin, eczacılık için ilk 100 bin,
Hukuk fakültesi eşit ağırlık ilk 125 bine girmeniz gerekiyor. Mimarlıktan mimarlık için sayısı alan ilk 250 bin. Öğretmenliğin bütün branşları yani okul öncesi, özel eğitim, Türkçe, edebiyat, matematik öğretmenliği, fen bilimleri, sosyal bilimler gibi gibi gibi. Bütün eğitim fakülteleri için sayısal sözel eşitlik YDT fark etmez alanı ilk 300 bine girmek zorundasınız tercih yapabilmeniz için. Mühendislik için de sayısaldan ilk 300 bine girmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Bence bu sayfanın ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Eğer bilmeyenleriniz varsa telefonunuzda kalsın. Eğer aldıysanız bir sonraki sayfaya geçiyorum. O yüzden hedefimizi puan üzerinden değil, ben bu yıl ilk 50 bine gireceğim. İlk 10 bine gireceğim, ilk bine gireceğim, ilk 100'e gireceğim. Bu şekilde lütfen kendinizi güdüleyin. Şimdi geldim arkadaşlar, o hepinizi kaygılandıran meşhur tabloya. Biliyorum içinizde şafak sayanlar var. Biliyorum bu sınav için ciddi anlamda böyle her gün tik atan öğrencilerim var. İşte bu şu kadar kaldı, bu kadar kaldı diye. Arkadaşlar TYT 8 Haziran'da, AYT'de 9 Haziran'da yaklaşık 5 ay gibi bir zamanımız var. Ortalama 150 güne yakın bir süremiz var. Şimdi geldim. Peki biz YKS'de kaç kişiyle yarıştık geçen sene? Bu yıl ortalama kaç kişiyle yarışacağız? Ve biz bu rakipleri nasıl eleyeceğiz? Bu da yine bana en çok sorduğunuz sorulardan birim. Arkadaşlar en son yapılan sınavı ele aldım. Oranları hesapladım. Ve çok şaşırdım. Müthiş bir artış var. Yani birkaç yıl öncesine göre inanılmaz bir katılım talebi var. 2023 YKS'de TYT'de 3 milyon, 3,5 milyonun üzerinde bir adayla yarıştınız. 3 milyon 527 bin 443. AYT'de 2 milyon 573 bin 169. YDT'de de 338 bin 14. Ve geçen yıla göre yani bir önceki yıla göre 22 yılına göre TYT'de müthiş bir artış var. 293.054 ama en büyük artış AYT'de yarım milyon 516.136 artış var. YDT'de de 169.584 kişilik bir artış yaşandı. Bu demek oluyor ki kıymetli YKS öğrencilerim 2024'te de başvuru sayısında artış söz konusu olacak. Yani hayalinizdeki üniversite için, hayalinizdeki bölüm için daha fazla kişiyi elemek zorundasınız. Bakın bunları sizin motivasyonunuzu düşürmek için söylemiyorum. Farkındalık her şeydir arkadaşlar. Bileceksiniz, tanıyacaksınız sınavı. Kendinizi de bileceksiniz, kendiniz de tanıyacaksınız. Kendimizi kandırmanın hiçbir anlamı yok. Bize hiçbir kazanımı yok. Gerçekleri görelim. Ona göre hazırlanalım. Aksiyonumuzu ona göre alalım. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Sınavı tanıyacağım dedim. Birinci maddeyi uyguladım. Artık sınavı tanıyorum. Kendimi tanıyacağım dedim. Öğrenme yapısı neydi? Parmak izi gibi. Herkesin farklı özellikleri vardı. İkiz kardeşlerin bile ya da çok işte yakın arkadaşların, normal kardeşlerin, bizim abimizden, ablamızdan, kardeşimizden farklı öğrenme karakterimiz, farklı psikolojik yapımız var arkadaşlar ve sizin bu sınavda başarılı olmanız için öğrenme yapınızı çok iyi keşfediyor ve buna uygun çalışıyor olmanız gerekiyor. Peki hocam, öğrenme yapımı nasıl keşfedeceğim? Verimli çalışma yöntemimi nasıl keşfedeceğim? Nasıl bulacağım bunları? Madem bu kadar önemli, ben bunca yıl bunları bilmeden çalıştım, kazanamadım. Bu yılda niyet ettim, kazanacağım, istediğim fakülteye yerleşeceğim. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda fakültede olacağım, kampüste olacağım, kahvemi içeceğim, yanımda arkadaşlarımla bölümle ilgili dedikodu yapacağım. Belki de hayaliniz bu. Ama bunun için
Öğrenme yapınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öğrenme yapınızı Türkiye'de sadece tek uzamda uygulanan eğitim analizlerimizde öğrenebilirsiniz. Bu seminere katıldığınız için analizleri ben size hediye edeceğim. Ama eğer kayıt olursanız seminerin sonunda bu analiz gibi buna benzer yaklaşık 10 farklı analize daha girip çıkan sonuçlarınıza göre verimli ders çalışmanızı sağlayacağız yapay zeka sistemiyle. Ve bu analize girdiğinizde arkadaşlar sizin hem öğrenme yapınız, hem öğrenme yönteminiz, zeka tipiniz, öğrenme hızınız, unutma hızınız, dikkat dağınıklığı düzeyiniz, anlama oranınız, stres oranınız her şey ortaya çıkacak. Zeynepçim eğer çok 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 ciddiyse, ileri levelsa bir doktor kontrolü öneririm. Ama her birimizin yaşadığı gibi ise bence gerek yok. Bakın odaklanmanız için yani odak düzeyinizde ölçtüğümüz burada dikkat dağınıklığı düzeyiniz de var. Analizi çözdükten sonra özellikle bu kısma bakın olur mu? Hocam ben yazı yazmayı hiç sevmiyorum ama hep not tutarak çalışın dedikleri için tüm zamanım not tutmakla geçiyor. Verim ondan mı alamıyorum acaba? Geçen yıldan beri aynı netlerde sayıyorum. Tam öğrendim diyorum. Bakıyorum unutmuşum ya da soruya yansıtamıyorum. Esma'cığım sen neden başkalarını dinliyorsun? Senin farklı bir yöntemin olabilir. Sen belki de işitsel bir öğrencisin. Bak bu analize girdiğinde öğrenme stilinde çıkacak arkadaşlar. Görsel misin? İşitsel misin? Dokunsal mısın? Karma mısın? Zeka tipin sayısal mı? Sözel mi? Öğrenme yöntemin mantığa mı dayalı? Ezbere mi dayalı? Bunların hepsi ortaya çıkacak. Lütfen başkalarını taklit etmekten vazgeçin. Not tutmak sadece bir alışkanlık. Ve artık verimli değil arkadaşlar. Binlerce bilgi var. Hangi birinin notunu tutacaksınız? Siz katip misiniz, öğrenci misiniz? Önce buna karar verelim. O yüzden diyorum kendinizi tanımadan yaptığınız hiçbir çalışma verimli değildir. Şansa kadere az buçuk verim alırsın, o da sana kazandırmaz, yeterli olmaz. Analiz çok faydalı olacak bunun için. Şimdi geldim. Hocam öğrenme yapımı artık keşfettim analizlerle biliyorum. Peki ben hedefime ne kadar uzaklıktayım? Kaç puan daha artırmam gerekiyor? Bunun için mevcut seviyeni ders ders konu konu bilmen gerekiyor. Yine biz kayıt olan öğrencilerimizde arkadaşlar öğrencilerimizin seviyelerini belirlemek için sorumlu oldukları bütün derslerden onları tek tek seviye ölçüm sınavlarına alıyoruz. Ve hangi derste temel seviyede, hangi derste orta seviyede, hangi derste ileri seviyede bunları belirleyip aradaki farkı kapatabilmesi için bir program hazırlıyoruz. Aynen öyle Esma. Esma diyor ki hocam dershanede hiç söylemediler öğrenme yapısı falan. Herkese aynı taktikler, onlar da taktikse. Esma'cığım onlar taktik değil. Artık dile pelesenk olmuş şeyler. İnanın ki hiçbiri verimli değil arkadaşlar. Bunu zaten siz kendiniz deneyimlediniz. Yani mezun olan öğrenci çok net bir şekilde örgün olarak gittiği kursun dershanenin hedefi için yeterli desteği sağlamadığını zaten deneyimledi. O yüzden bunun üzerine çok konuşmamıza dahi gerek yok. Tecrübe her şeydir arkadaşlar. Ne demişler? Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Yaşadınız, gördünüz. O yüzden yine bir sözde daha destek olacağım size. Aynı yoldan giderek farklı bir sonuç bekleyemezsin. Einstein'ın bu sözü bu. Aynı yöntemler aynı sonuçları getirir. Eğer sonucun değişsin istiyorsan yöntemini değiştirmelisin. Şimdi geldim. Hocam ayıp olmasın o dönemin parasıyla pazarlıkta 22 bin mi 25 bin mi ne ödedik boşa para sonra ikinci dönemde doping aldım beterin beteri var. Esma'cığım evet çok bu yönde geri bildirim alıyorum gerçekten aynen öyle. Yani rehber öğretmenim not tutuyordu ama Esma'cığım rehber öğretmenin seni tanıdığı bir test yok. Yani o sadece kişisel bir gözlem bildirmiş. Ama bu gözlem için binlerce öğrencisi var. Herkes aynı şeyi söylüyorsa öğrencilerin vay haline diyorum. Üzülüyorum arkadaşlar. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Şimdi SBS'ye girdim ve oradan çıkan sonuçlarıma göre hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiğini arkadaşlar ne siz, ne ben, ne rehberlik uzmanları değil sadece seviyeniz belirler.
Senin seviyen yüzde kaç yeterliyse, hedefine ne kadar uzaklıktaysan buna göre ne zaman ne çalışacaksın, ne zaman mola vereceksin, ne zaman daha fazla çalışacaksın, ne zaman daha az çalışacaksın, bunu belirleyecek olan tek şey senin seviyen. O yüzden lütfen seviyeyi göz ardı etmeyelim. Seviye her şeydir. Seviyenizi bilmeniz gerekiyor. Ve eğer bu çalışmayı yapabilirseniz arkadaşlar, yani seviyeye bağlı kalarak özel bir çalışma yapabilirseniz, öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir kalıpta soru kalmayacak. O zaman yani adını sananı bilmeden sana not tut diyorsa, senin de bunu çok dikkate almaman gerekiyordu Esma'cığım. Kadercim yetişir ama bak, parantez içinde söylüyorum. Bu koşulları sağlarsan yetişir. Aksi takdirde sen yine bu 150 günde aynı düzen. Çalış babam çalış. YouTube'dan, oradan, buradan, kitaptan verim alamazsın. Bak çalışırsın. Ben sana yetiştiremezsin de demiyorum. Ama bir plana bağlı kalmadan çalıştığında kazanabileceğin puanı alamazsın. Açık ve net bunu söylüyorum. Aynen öyle. Aynen. Şimdi geldim. Arkadaşlar, her birinizin her derste 5 farklı seviyesi olabilir. Bir derste Esma temel seviyede olabilirsin. 2. Bir derste Ayşe başlangıç seviyesinde olabilirsin. 3. Bir derste Irmak orta seviyede olabilirsin. 4. Bir derste Kader ileri seviyede olabilirsin. 5. Bir derste Sinem üst seviyede olabilirsin. Yani her biriniz her derste ayrı ayrı seviyelerdesiniz. O yüzden genel olarak değil, derste özel olarak bir çalışma yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum Esma. Matematiğin nasıl Esma? Esma, matematiğin nasıl? Baban matematik, annen fizik öğretmeni. Şu an sana o kadar çok özendim ki %100 sözelci bir öğretmen olarak gerçekten. Hayatta matematik ve fizik yapabildiğim dersler değildi. Tabii ki o zamanlar tek uzem yoktu. Ben de ne yaptım? Sözelden ilk 100.000'e girdim ve okul öncesi öğretmenliği okudum. Ama iyi ki de okumuşum. Ha sende de bak, benimkinin tam tersi. Tarih Türkçe berbat diyorsun. Şimdi Esma'cığım, senin matematiğin ileri seviyede olsun, tarihin de temel seviyede olsun. Herkes şu tablonun bir ekran görüntüsünü alabilir mi? Arkadaşlar buradaki bilgiler ise hiç kimse söylemeyecek bakın. Çok kıymetli bilgiler. Ekran görüntüsü alın ve bir köşede saklayın. Tamam, aldık. Çok güzel. Şimdi Esma, senin temel seviyede olduğun matematik dersi, özür diliyorum, temel seviyede olduğun tarih dersinde ön hazırlık yapman gerekiyor. Nedir bu ön hazırlık? Temelinin olmadığı derslerde ders yapılmadan önce o dersin ısınmasıdır. Fikir edinmek için önden yaptığın çalışmadır. Ve eğer bunu yapmazsan üst seviyeye ulaşamazsın. Yani basamakları ne kadar sağlam adımlarla çıkarsan temelin o kadar kuvvetli olur. Veya matematikte ileri seviyedesin Esma. İleri seviyede olan bir öğrenci gidip ön hazırlık yapar mı? Mantıklı mı? Hadi birazcık düşünelim. İleri seviyedeyim ama bunun farkında değilim. Gidip temel seviyedeki öğrencinin yaptığı çalışmayı yapıyorum. Benim vaktim çok mu bol? Hayır. Sadece bilinçsizlikten bilmiyorum ki ileri düzeyde olan öğrenci ne yapar? Orta düzeyde olan öğrenci ne yapar? Temel düzeyde olan öğrenci ne yapar? Bunu bilmiyorum. Bu yüzden yanlış çalışıyorum. Bakın birçoğunuzdan, ben yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum ve dediğim gibi öğretmenim zaten. Birçoğunuzdan duyduğum şey şu arkadaşlar. Hocam ben çok çalışıyorum. Ama neden netlerim artmıyor? Yanlış çalıştığın için. Ve doğru çalışma ne?
Seviyeye uygun çalışma. Seviyeni bilmiyorsun. Bir, hangi seviyenin hangi çalışmayı yapacağını bilmiyorsun. İki, üç, bunları bilsen de hayata geçirecek bir programın yok. Bunlar çok büyük eksiklikler arkadaşlar. Bunları bilmemek size sınavda kaybettirir. Bu kadar iddialıyım. İleri seviyedesin matematikte. Gidip tabii ki de soru çözeceksin. Konu anlatım çalışacak halin yok. Mantıklı da değil zaten. O yüzden arkadaşlar bizim sistemimize kayıt olan öğrencilerimizde biz tek tek derslerde seviyelerini ölçüp hangi seviyedeyse seviyesinin karşısında olan çalışmayı öğrenciye yaptırdığımız için öğrenci de uyum sağladığı zaman hedefine çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Neden? Doğru çalıştı. Neden? Zamanını doğru olan yere verdi. Yani formül bu kadar basit. Ama bunu dershane yapıyor mu? Hayır. X kurumu yapıyor mu? Hayır. Y kurumu yapıyor mu? Hayır. Sen yapabiliyor musun? Mümkün değil. Zaten hayır. Yapabilen bir yer varken niye sürecini riske atasın ki? Evet Esma, bunu birçok öğrencim hayatında ilk kez duyuyor. Yani duyanlar da bizim kayıtlı öğrencilerimiz falan niye ilk kez duyuyor biliyor musun? Çünkü şu tablo Tekuzem'e ait. Yani şu kavramlar bize ait kavramlar arkadaşlar. Bakın dershaneye gidersiniz. Dershane ise çat konu anlatımı, çat soru çözümü. İki basamak. Hayır, biz diyoruz ki iki basamak yeterli değil. Beş basamak. Bunu yaptığında artık garanti öğrenirsin. Net öğrenirsin, etkin öğrenirsin ve çok zor unutursun bunun için. Aynen öyle. Hem konu hem soru. Yani sadece bu ikisi var. Ama ileride misin, geride misin, ortada mısın? Kimse bununla ilgilenmiyor. Ve artık sınavı tanıdığımıza, öğrenme yapımızı incelediğimize, seviyemizin çalışma türüne etkisini bildiğimize göre gelelim çalışma programına. Burada sizden yanıt istiyorum kıymetli YKS öğrencilerim. Sizce ideal bir çalışma programı tüm bu kriterleri düşündüğümüzde nasıl olmalı? Kocaman bir soru işareti. Herkesten yanıt bekliyorum. Nasıl olmalı arkadaşlar? Kişiye özel, evet Sinem, başka? Verimli, evet Esma, başka? Sürdürülebilir, evet Celal, başka? Bakalım kimler doğru bilecek, çok merak ediyorum. Kendini tanıyarak disiplinli, evet Ayşe, başka? Biraz zihinleri zorlayalım. Çok sıkmadan, bıktırmadan. Öğrenme biçimine ve eksikliklerine göre ders seviyesini bilerek. Harikasınız, müthiş güzel anlamışsınız. Bence hepinizin öğrenme hızı çok yüksek arkadaşlar. Siz net başarılı olursunuz. Düzenlenilen planı sürekli devam ettirerek, yani sürekli olarak muhteşem cevaplar. Geliyorum benim cevaplarıma. Bir, verimli olmalı diyenler kazandı. 1-0 öndeler. 2. Seviyeye uygun olmalı diyenler de kazandı. 2-0 oldu. 3. Sürdürülebilir. Celal kazandın. Sürdürülebilir olması çok önemli arkadaşlar. Bakın siz en kaliteli eğitimi alın. En iyi hocalardan, en iyi kaynaklardan, en iyi programla çalışın. Ama bir hafta çalışın. Sonra çalışmayın. Kazanabilir misiniz? Hayır, değil mi? Bunun devamlılığı olmak zorunda. İstikrarlı yapmadığın hiçbir işte başarılı olamazsın. Başarı eşittir doğru yönde götürülen istikrardır. Bak, yanlış da istikrar değil. Doğru da istikrarlı olacaksın. 4. Öz disiplininize uygun olmalı. Kimler içimizde öz disiplinli? Hocam ben o kadar disiplinliyim ki bana bir program yapın, birisini bana bırakın diyen var mı? Var mı? Yoksa hepimiz disiplinsiz miyiz? Sinem diyor ki %75 oranında öz disiplinim. Güzel Sinem. Birçoğumuzun öz disiplin düzeyi yüzde daha düşük oranlarda.
Değilim, irademi çoğu zaman yönetemiyorum. Çok haklısınız. 5. Programın sonuçları ölçülebilir olmalı. Bir çalışma yaptığında öğrendin mi, öğrenemedin mi sınavı beklememelisin. Sınavda sürprizle karşılaşmamalısın. Öğrenip öğrenmediğini hemen ölçmen gerekiyor. Bunu yaptığında programı verimli olur. 6. Sürekliliği devam etmeli. Sınav gününe kadar sürekli çalışmalısın. Doğru programla çalışmalısın. 7. Ve en önemlilerinden biri, öğrenme yapınıza uygun olmalı. Ve en önemlisi arkadaşlar, tabii ki de sizler biricik, tazecik, kıymetli, akıllı YKS öğrencilerim, kişiye özel olmalı. Her biriniz o kadar özelsiniz ki programınız da tabii ki size özel olmalı. Aksi beklenebilir miydi bizden? Tabii ki de hayır. Şimdi geldim. Bir programın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini artık biliyoruz. Gireceğimiz sınavı, rakip sayımızı, başarı oranlarımızı ve hedeflerimizi artık çok daha iyi biliyoruz. Kendimizi artık çok daha iyi tanıyoruz. Gelin birlikte örnek bir çalışma programı hazırlayalım. Ekran görüntüsü mü alacaksın Kader? Tamam, geldim buraya, al görüntünü. Aldıysan bir sonraki sayfaya geçeceğim. Hocam, ben insanların söylemlerinden çok etkileniyorum. Sohbetim nereye gitti? Ha? Aslında çok daha iyi çalışabilecek bir öğrenciyken olumsuz düşüncelerden etkilenip başarısız olursam düşüncelerine kapılıyorum. Zeynepçim, şöyle düşün. İnsanlar sen başarılı olduğunda seninle aynı hazzı yaşamayacaklar. Burada okey miyiz? Ya da Allah göstermesin. Sen üzüldüğünde, sen depresyona girdiğinde, sen çok mutsuz olduğunda seninle aynı duyguyu yaşamayacaklar, değil mi? Neden onları bu kadar hayatının içine alıyorsun? Bakın, bir psikoloğun seminerine katılmıştım ve beni etkileyen çok güzel bir sözü vardı. Sizinle de paylaşmak istiyorum. O söz neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Sözde diyordu ki, insanlara pencereden bak ama onların içine asla girme. İnsanlar da sana pencereden bakar gibi baksınlar ama asla içine giremesinler. Yani biz bazen fazla empatik, fazla işte herkesi candan, ay beni düşünüyor, ay bana olumsuz yorum yaptı, hayatım kaydı, öldüm bittim. Hayır, o onun dünyası. Bakın arkadaşlar, siz daha çok gençsiniz, çok tazesiniz ve ben eminim hepiniz çok zekisiniz, çok güzel yerlere geleceksiniz. Geleceğimiz zaten sizlere emanet. Türk gencine emanet bizim geleceğimiz. Ben hepinize çok güveniyorum. Ve lütfen bu sözlerimi çok dikkatlice dinleyin. Arkadaşlar, her kişi kendi iç dünyasını yansıtır. Sorun sen değilsin. Sorun senin başarısız olman değil, başarılı olman değil. O kendi duygusunu sana aktarmaya çalışıyor. Ve olumsuz duygular aktarılmaya çok müsaittir. Çünkü biz olumsuz duyguları almaya çok alıştık. Lütfen buna bir dur diyeyim. Bakın, olumludan da çok etkilenmeyeceksiniz. Yani sizi övdü, ay şöyle böyle, sen derece yapacaksın şu bu. Hayır, bu seni uçurmayacak. Gerçekçi. Sen kendine güveniyor musun? Sen o derece listesinde, ya hocam ben ismimi görebileceğimi biliyorum, ben de bu kapasite var arkadaşım, ben kendimi tanıyorum diyorsan olur. Benim sana dememle olmaz. Benim bir öğrencime sen şöylesin, böylesin, muhteşemsin. Hayır, kişi kendisi inanmıyorsa olmaz. O yüzden lütfen herkes konuşur. Onların konuştuklarından etkilenmek bizim sorumluluğumuzdadır arkadaşlar. Bakın, sonra ben şunları da çok duyuyorum. Hocam benim motivasyonumu düşürdüler, kazanamadım. Hayır, onlar yüzünden değil. Sen onlara inandığın için kazanamadın. O herkes konuşur, inanma. Dinleme. Aksine ispat et. Güçlü olacağız arkadaşlar. Kolay bir süreç değil bakın. Ben ama hepinizin gücüne inanıyorum. Çünkü Z kuşağının
Müthiş bir pratik zekası var. Ben bunu çok net gördüm öğrencilerimde. Sizin de öyle olduğunu biliyorum. O zekanızı lütfen sosyal hayatınızda da kullanın, eğitim hayatınızda da kullanın. Şimdi hemen kullanıcı adımı ve şifreme bakayım. Kıymetli arkadaşlarım, örnek programımızı birlikte hazırlayalım. Şey kuzen, yok. YKS derece sayfa. Arkadaşlar şu an sizin için hazırladığım örnek panele giriş yapıyorum. Ne demek Zeynepçim? Sen bunların çok daha güzelini hak ediyorsun. O yüzden lütfen kendi kıymetini bil. YKS derece tayfa etekuzam.com. Tamam. Şifrem. Tamam, şimdi olacak. Şifrem Tekuzem 2023. Arkadaşlar her birinizin kullanıcı adı ve şifresi size gönderilen SMS'te yer alıyor. Tamam mı? Oradaki bilgilerle seminerden çıktıktan sonra, semineri bitirdikten sonra bu sayfaya giriş yapabilirsiniz. Aynen öyle Irmak'cığım. Çıkış yaptığında yeniden giriş yapabilirsin. Yeter ki şeyi bil. Sayfanı bil. Yani kullanıcı adını ve şifreni bil. Şimdi şuradan Tekuzem 2023. Neden başarısa girdim. Tamam. Şimdi buraya girdiğiniz zaman arkadaşlar ben size Tekuzem'e kayıtlı öğrenciler nasıl bir sistemle hazırlanıyorlar? Onlara derece elde ettirecek programı, yapay zeka sistemi nasıl hazırlıyor? Hangi kriterlere bakarak hazırlıyor? Biraz bunu göstereceğim. Sizin de bir kereye mahsus deneyimlemenizi sağlayacağım bu seminere katıldığınız için. Deneyimledikten sonra zaten birçoğunuz devam etmek isteyeceksiniz, kayıt olmak isteyeceksiniz. Bundan da çok eminim. Çünkü 150 günde istiyorum ki tam gaz devam edelim. Geçmiş aylardaki verimsizliklerimizi bir kenara bırakalım. Arkadaşlar ne dedik biz? Öğrenme yapımızı keşfedeceğiz, seviyemizi belirleyeceğiz dedik değil mi? Burada sizin öğrenme yapınızı keşfedeceğiniz eğitim analizi var bakın. Bu analize gireceksiniz. Hatta ben bu analizin linkini size göndereyim. Şimdi tıklamayın, kopyalayın bir yere. Ya da buradan aynı benim girdiğim yerden de girebilirsiniz. Teste başla dediğiniz an arkadaşlar, Türkiye'de sadece Tekuzem'de olan analiz testine başlıyorsun bak. YKS. Burada çok fazla soru var, derin sorular. Sizin bütün özelliklerinizi ölçmeye uygun psikologların, eğitim uzmanlarının, öğretmenlerin birlikte hazırladığı sorular. Bunlara yanıt vere vere ilerleyeceksin. Geldim seviye belirleme sınavlarına. Arkadaşlar SBS'de ne dedik? Her dersten ayrı ayrı seviyemizi ölçmemiz gerekiyor dedik değil mi? Fizik SBS'sine giriyorum mesela. Başla dediğim an başlıyor. Sorum var. Yanında optik formum var. İşaretleyip geçiyorum. Tabii ki siz okuyarak ve işlem yaparak geçiyorsunuz. Ben şu an örnek olarak gösterdim bunu. Sonra analizi sınavı çözdün. Artık ne kaldı? Takvim. Yani senin ihtiyacın olan programın hazırlanması. Şimdi takvimimizi hazırlayacağız. Esmacığım kayıt olmak için link ileteceğim. Bekle. Seminerde kal. Çünkü özel bir indirimin de var. Seminere katılan her öğrencim ayrıcalıklı bir indirimden faydalanacak arkadaşlar. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Örnek programımızı birlikte hazırlayalım. Sonra da kayıt olmak için ben size yardımcı olacağım. Şimdi ben daha önce örnek bir takvim hazırlamıştım. Onu siliyorum. Sizinle yeniden hazırlamak için. Evet, içimizde sorumlulukları olan öğrencilerimiz de vardı arkadaşlar. Bu sistemin en güzel yanı, bu sistemin en güzel yanı sizin günlük sorumluluklarınızla uyumlu, çakışmayacak şekilde çalışıyor olması. Mesela burada arkadaşlar siz hangi dersi çalışmak istiyorsunuz? Örnek veriyorum. Çalışmak istediğiniz bütün dersleri
Tek tek seçebiliyorsunuz. Yani isterseniz iki dersi birlikte çalışın, isterseniz bütün dersleri birlikte çalışın, isterseniz sadece TYT çalışın, sadece AYT çalışın. Buna yine seviyeniz belirleyecek ve siz seviye belirleme sınavı sonucunuza bakarak özgürce buradan istediğiniz dersi çalışabileceksiniz. Ve en önemlisi arkadaşlar, dedik ya, programı hazırlarken gerçekçi olmanız gerekiyor. Günde kaç saat ayırabileceksen o saate göre çalışman gerekiyor. O yüzden örnek veriyorum, ben evdeyim, mezun olayım. Saat 12'den akşam 8'e kadar çalışacağım. Günde 8 saatlik bir çalışmam olacak ve bunu her gün yapacağım. Bakın, eğer dershaneye falan gidenleriniz varsa dershane saatlerinizle uyumlu seçebilirsiniz. Yani günde 2 saat bile olsa, 1 saat bile olsa programınızı yapabiliyorsunuz. Hatta hafta içi için ayrı, hafta sonu için ayrı, belirli günler için ayrı da yapılabiliyor arkadaşlar. Burada takvimimi oluşturuyorum. Yapay zekaya komutu verdim. Yapay zeka şu an benim sonuçlarıma bakarak ihtiyacım olan ders çalışma programını hazırlıyor. Haydi bakalım, programa bakalım birlikte. Arkadaşlar bakın, programım önüme geldi. Benim seviyem bütün derslerde temel seviye, başlangıç seviyesi olduğu için tüm derslerde yapay zeka konu anlatım çalışmamı istiyor. Ben de yapay zekaya uyum sağlayacağım. Eğer SBS'ye girersem, ileri düzeyde olduğum bir konu Değerli olursa, arkadaşlar, orada ne merhabalar. yapıyordu? İleri Geometrik düzeyin kavramlar karşılığında kısmında ne ortadoğu vardı? düzlemi ele Bakalım alacağız. kimlerin Şimdi unutma hızı bilmeniz düşük ya da gereken biz yüksek? bu geometride İleri özellikle düzeyde olan geometriyi bir öğrenci kullanıyoruz. hangi Yani çalışmayı birden yapıyordu fazla geometri arkadaşlar? türü var. İşte Riemann geometrisi. Soru Bunları araştırabilirsiniz. çözümü İşte yapıyordu değil tasar. mi? YKS Tayfa. Evet. Soru çözümü yapıyordu Esma'cığım. Doğru. Geldim Türkçe. Buradan üzerine tıklıyorum arkadaşlar. Çalışmaya başla diyorum. Yapay zeka ile çalışıyorum. O zaten benim bütün bir günümü planlıyor. Her şeyimi Evet planlıyor. arkadaşlar. Burada bütün dersler var. Ve bu sisteme kayıt olduğunuzda arkadaşlar, sadece buradaki günlük ders çalışma programınız değil, hem TYT'nin hem AYT'nin bütün canlı derslerine, bu canlı derslerin video kayıtlarına, dijital PDF ders notlarına, Türkiye geneli deneme sınavlarına ve ara tekrar, dönem sonu dev, genel tekrar, dev soru çözüm kamplarına, her şeye birlikte sahip olmuş oluyorsunuz. Şimdi mesela 2024 TYT konu anlatımı. Biz bu yıl eğitimlerimizi arkadaşlar Ekim ayında başladık mesela. Ve başladığımızda bütün konuları sıfırdan başlattık. Laptu hocayı tanıyan var mı? Laptu matematik. Merhaba arkadaşlar. En dediğim sayı Bakın 20'ye. O zaman derslerimizde bu böyle sol işleniyor. tarafın toplamı, üst kısmın toplamı 20'nin karesi en kare Burada olmuş oluyor. öğrencilerimiz soru Bölü sorabiliyorlar, yanıt paydamız da 2. alabiliyorlar. Çok Artı keyifli geldim işleniyor. sağ Bütün tarafa. dersler Sağ sıfırdan tarafta işleniyor. 2'den 40'a kadar olan toplam. Yine Hadi son terimimiz 40 olduğundan buraya 2 çözelim diyormuşum ermiyorum. şimdi. Be, 2 matematiği elimiz olmayan 40'sa ben grupta en dediğim vardırıldım. sayı 20 oluyordu ve Sayısalcılar o kadar pay kısmı da şöyle iddialıydınız. Hadi bulunuyordu. çözün N bakalım. çarpı n artı 1 yani Çok kısaya. tatlısınız arkadaşlar. Ve burada bakın, daha bütün dersler hepsi için. Hepsi için var. Bakın kimya. Ay, o periyodik cetvel miydi? Tüm En sevdiğim konuydu, katmanları biliyor arası musunuz true kimyada? negatif dedi. Siz de sever miydiniz bilmiyorum ama. Bakın burada ders notları var. Biz kitap gönderimi yapmıyoruz arkadaşlar. Eğer kayıt olursanız dijital kaynaklarınız, ders notlarınız olacak. Piyasadaki yaklaşık 4-5 farklı kaynağı tarayarak oluşturduğumuz notlar kayıt olur olmaz sisteminize yüklenecek. Esma'cığım, senin annen fizik öğretmeni değil miydi? Kimya ile fizik kardeş. Fiziği sevdiğimiz kadar kimyayı da seveceğiz. Arkadaşlar şu notların güzelliğine bakın. El yazısıyla yazılmış. Böyle notlarınız da olacak. Yani öğrenci dostu bir sistem diyebilirim kıymetli arkadaşlarım. Peki gelelim. Hocam iyi, güzel, hoş anlatıyorsun. Ama bu sistemin karşılığı ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bu sisteme kayıt olduğunuzda tutarlarımız çok uygun. Özellikle İsmail'cim, bu sözüm sana.
Ücreti gerçekten çok uygun çünkü şu anda %30'luk dev bir indirim kampanyası başlattık. Eğer TYT artı AYT'ye birlikte kayıt olursanız arkadaşlar, normalde tutarımız 7.000 TL iken şu an seminerden kayıt olan öğrencilerimizin ödeyeceği tutar TYT artı AYT için her şey dahil yalnızca 4.000 TL olacak. Bu TYT artı AYT. Eğer sadece şöyle de yazayım ben size arkadaşlar. TYT artı AYT. Eğer sadece TYT'ye kayıt olursanız 2.000 TL. Arkadaşlar gerçekten sudan ucuz. Yani şu an bir arkadaşınızla date'e çıksanız, hele bu date'i yemekli bir date'se, gerçekten 1.000 liranın altında eve dönmezsiniz yani. Bu sizin geleceğiniz. Ve kalmış 150 gün. O yüzden lütfen ailelerinizle görüşün. Bir an evvel kayıt olun ve başlayın. Sadece AYT'ye kayıt olursanız arkadaşlarım, sadece AYT'de 2.000 TL. Tutarları öder ödemez sisteminiz açılıyor. Bakın şu sistem var ya, örnek sistem. Bu sizin adınıza, bakın burada benim adım yazıyor burada. Sizin adınıza açılıyor. Date yasak tabii ki yani. YKS öğrencilerine, sınav hazırlığı olan öğrencilere yasak dermiş. Hayır arkadaşlar, yasak değil ama zamanları doğru belirlemek lazım diyelim. Üniversitede daha çok date'lerimiz olur. Yeter ki kazanalım da. Bakın burada size özel bir panel açılacak arkadaşlar. Yapay zeka sisteminden analizlerinize, sınavlarınıza gireceksiniz. Birlikte takvimimizi hazırlayacağız. Derslerimiz açılacak ve kalan 150 günlük için yapay zeka hedefinize ulaşacağınız ders çalışma programınızı sizin için hazırlamış olacak. Ailelerinizle görüşürken eğer varsa kredi kartları da kredi kartını peşin fiyatına 2 ya da 3 aya kadar taksitle sağlıyoruz. Şimdi sistem yöneticimizden ricam, kayıt olmak isteyen öğrencilerimize bir link göndermesini istiyorum. Evet Sinemcim, izleyebiliyorsun. Arkadaşlar kayıt olmak için lütfen ilettiğimiz linke tıklar mısınız? Bu indirimden faydalanmak için, kayıt olmak için, yapay zeka sistemiyle bu yıl hedefinize ulaşmak için herkes linke tıklasın. Sinem kayıt olacak, Esma kayıt olacak, başka kimler kayıt olacak? Parmak kaldırın hadi bir bilelim. Tıkladınız mı? Ne demek Sinemciğim? Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, seni saydım. Sinem, Esma. Aynen. Bu link arkadaşlar bizim TEKÜZEM kurumumuzun kurumsal WhatsApp destek hattı. Oradan Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Seminer özel indirimden faydalanmak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum şeklinde mesaj atmanızı istiyorum. Anlaştık mı? Bu yıl herkes tek uzamlı olacak. Bu yıl herkes hedefine ulaşacak. Var mı sorularınız? Tabii ki ararım Esma'cığım. 30 dakika sonra annen ya da babanla mı görüşeceğiz? Arkadaşlar bu arada ailelerinizle görüşmemizi isterseniz ailelerinizle de biz de görüşebiliriz. Evet, nereden bildim? Çünkü genelde işten 6'da çıkılıyor. Eve 6.30-7 gibi varılıyor, oradan tahmin ettim. Harikayım değil mi Esma? Ailelerinizle görüşmemizi isterseniz biz de görüşebiliriz arkadaşlar. Tekrar linkimi iletiyorum. Tıklamayan öğrencilerim tıklasınlar. TYT artı AYT 4.000. Sadece TYT 2.000. Sadece AYT'de 2.000. Bu dönemlik. Bu dönemlik tutar. Esmacığım, senin baban matematik öğretmeni zaten. O bizi tanıyordur. Çünkü onun alanında da bizim çok dereceyle atanan öğrencimiz oldu. Eğer sorularınız yoksa arkadaşlarım ben kaçar. Oo, harika. Kadercim, kayıt olmak için linke tıklayabilirsiniz. O halde sorularımızı da yanıtladıysak arkadaşlarım, her birinize güzel, etkili katılımınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. İnşallah hepiniz tek uzemli olursunuz. Kazananlar listesine,
Dereceyle kazananlar listesine isminizi yazdırırsınız. Bu mutluluğu bizimle paylaşırsınız. İnanın çok isterim. Çok teşekkür ederim Esma'cığım. Benim için de çok iyi oldu. Hepinizi tanımak beni çok mutlu etti. Böyle canlı kanlı YKS tayfayı gerçekten çok seviyorum. Çok enerjiksiniz. Çok böyle pratik, yani verdiğiniz yanıtlar bile gerçekten çok pratikti. Çok güzeldi. Çok güzel dinlediniz beni. Çok teşekkür ediyorum. Umarım etkili olmuştur. Eminim bundan. Kayıt olduktan sonra zaten bir dönemi birlikte çok etkili geçireceğiz kalan 5 ayı. Kendinize çok çok iyi bakın. Aynen öyle Esma, tıp bu yıl tek üzerimde. Kesinlikle öyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ama en önemlisi tabii ki de esen kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.